Anneciğim. Yavrum. Ay, ne iyi ettin geldiğini. Ben de sizleri özlemiştim. Babam nasıl, büyük annem? Çok iyiler, selamları var. Gözlerinden öpüyorlar. Canım anneciğim, nereden aklına geldi bu sürprizi yapmak? Müjgan Hanımlarla Paris'e gittik. Babanın işleri vardı, gelemedi. Yaz için elbiseler aldım. Bana hiç elbise almadın mı? Giyecek hiçbir şeyim kalmamış. Hiç annesi Paris'e gider de biricik kızına elbise almadan gelir mi? Neler aldım neler. Buraya müzik tahsili için geldim. Okuyorum. Niye müzik okuyorsunuz? Özellikle mi tercih ettiniz yoksa? Bilmiyorum ama galiba. Babam kimya okumamı istemişti. Annem ressam olmamı isterdi. Ama ben müziği tercih ettim. Niye? Bilmiyorum. Şey, müzik daha romantik bir iş olarak görünüyor bana. Daha doğrusu, özellikle hanımlara mahsus bir iş sayıyorum müziği. Galiba, evet, galiba onun için tercih ettim. Ama gerek eskiden gerekse günümüzde ünlü müzikçilerin hepsi erkek. Ne yapayım erkekse? Belki bundan sonra siz değiştirirsiniz bu durumu. Rica ederim, alay etmeyin. Alay etmiyorum, yanlış anlıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Doktorluk ihtisası yapıyorum. Hippilerin arasında mı? Tezim için malzeme topladığımı söylemiştim ama inanmamıştınız. Şimdi inanıyorum. Ama doğrusunu isterseniz tıp teziyle hippilerin ne ilgisi var hala anlamadım. Psikiyatri ihtisası yapıyorum. Uyuşturucu madde alışkanlıkları ve karakter formasyonu ilişkileri. Tez hazırlamak zor bir iş galiba. Biraz öyle. Peki, sizin ne işiniz vardı hippilerin arasında? Değişiklik olsun diye. Ama güzeldi değil mi hippilerin arasında geçen günlerimiz? Doğrusu güzelliğinin pek farkına varamadım çünkü pislikten vücudumda cüzem belirtileri başlamıştı. Aşk olsun, o güzel günlerimize iftira ediyorsun. Aslında güzel olan her şey çok kısa sürüyor. Her mevsimin kendine göre bir güzelliği vardır. Hayır, asla. İlkbaharda çimenler toprağa kaldırıp başını uzatır. Yapraklar ağaçların dallarını aralayıp çıkarlar. Çiçekler sevinçle yaşama gülümserler. İlkbaharda canlanışın, varoluşun, yaşama katılmanın sevinci görülür. Ama az sonra gelen yaz her şeyi yakar, kavurur. Tabiat sonbaharda kendini öldürür, tıpkı bir ipek böceği gibi. Ve sonra kış, yağmuru, karı, fırtınasıyla her şeyi topa tutar, savaş meydanına çevirir. Hayatımın diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak. Güzel günleri kaçırmayacağız.